Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Ceren Acar, Trakya Üniversitesi PDR 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda Trakya PDR proje ekibiyim. Bugün Trakya PDRM ile düzenlediğimiz etkinliğimizde Doktor Okan Bilgin hocamız bizlere psikolojik sağlamlıktan bahsedecek. PDRM müdürümüz ve PDR Anabilim Dalı hocamız Seda Donat Bağcı hocama da açılışta konuşması için ben söz vermek istiyorum. Hocam merhaba. Merhabalar, tekrardan herkese hoş geldiniz diliyorum. PDR topluluğu ve üniversitemiz Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ortak bir etkinliği oldu bu. Güzel oldu, ilk oldu. Devamı gelir inşallah. Bu güzel akşamda çok değerli hocamız Okan Bilgin ve siz değerli öğrencilerimizle birlikte ben de burada dinleyeceğim. Birlikte bu güzel anı paylaşmak üzere. Şimdiden herkese iyi dinlemeler. Hocam sizin de şimdiden ağzınıza sağlık diyorum. Teşekkür ediyorum tekrardan bugün katıldığınız için bu etkinliğe. Rica ederim hocam, ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Teşekkürler hocam, iyi ki bizimlesiniz. Okan hocamız bildiğiniz üzere Sakarya Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik'te lisansı yüksek lisansını almıştır. Şu anda Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne görev yapmaktadır. Aynı zamanda PDR Derneği Zonguldak İl Temsilcisidir. Yayın esnasında olan sorularınızı sohbet kısmına yazabilirsiniz. Ben oradan takip edip hocamıza en son ileteceğim. Lafı daha da fazla uzatmak istemiyorum. Okan hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceren, nasılsınız? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Zonguldak Ereğli'den bütün Trakya diyeceğim ama siz başka yerlerdesiniz şu an muhtemelen. Evet hocam. Memleketlerde bir Trakya özlemi de vardır. Buradan olsun, siz o ekibin bir parçası olduğunuz için Trakya'ya selamlar diyorum. Siz değerli PDR öğrencilerine, değerli Seda hocama hepinize iyi akşamlar diliyorum. Umarım faydalı, güzel bir yayın gerçekleştiririz hep beraber. Başlayalım mı Ceren, ne diyorsun? Başlayalım hocam, siz de uygun görüyorsunuz. Olur. Bakayım. Sunumu. Şöyle bir sunum açacağım herhalde ben. Biz üniversitenin kendi uzam sistemi var. Bir de Zoom'dan gidiyoruz genelde. Google Meet ilk defa oldu ama çözeriz. Alıştık artık. Evet hocam, bir sürü farklı platform oldu. Birazcık sıkıntılar çıkıyor. Aynen. Ama bu Meet daha kullanışlı herhalde. Evet, aslında daha da kolay gibi. Ama ben şeyi niye açamadım? Pencere diyorum. Şimdi tamam. Göster kısmından pencereye tıklamanız gerekiyor. Tamam. Orada 3 tane seçenek çıkacak büyük ihtimalle. Geldi şu mi? Şu an görüyoruz hocam, evet. Okey. Şöyle yapayım ben. Bunu tam büyüttüm mü ben sizi göremiyorum. Şöyle olsun. Şu an gözüküyor mu? Evet hocam, yazılarda okunuyor gayet. Tamam, gayet iyiyse. Evet, bugün psikolojik sağlamlık konuşmak üzere buluştuk. Bu pandemi döneminden sonra bu konuyla ilgili yani sayısını ben tutamaz hale geldim. Ne kadar çok seminer işte velilere, öğretmenlere, idarecilere, psikolojik danışmanlık bölümü öğrencilerimize, işte okullardaki psikolojik danışmanlarımıza, rehber öğretmenlerimize çok fazla sayıda psikolojik sağlamlık semineri verdim. Çünkü pandemi ihtiyacı doğurdu. Yani bu seminerleri verme ihtiyacını aslında bu konuda bu kadar da göz önüne gelmesine pandemi biraz sebep oldu. Nedenini de birazdan anlayacağız aslında. Niye pandemi özellikle psikolojik sağlamlık hep vardı zaten. Pandemiyle ortaya çıkan bir kavram değil ama pandemide niye bu kadar değerlendi bu kavram? Neden olduğunu birazdan anlayacağız sevgili gençler. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ben. Salgındır. Tamam, pandemi özelindeyiz. Zor zamanlardan geçiyoruz belki ama deprem olur, hayat koşulları olur, salgın olur. Yani bizde kaygı yaratacak
Yani her şey güllük gülistanlık gitmiyor hayatımızda. Yani kaygı yaratacak hep sebepler var. Belki Okan Bilgin özelinde salgından önce sebepler vardı kendi hayatımla ilgili. Şu an salgın belki genel oldu, herkes için oldu ama kaygı her zaman hayatımızda var. Burada şu vurguyu yapmamız lazım. Normal bir duruma verilen anormal tepkimiz mi var? Anormal bir duruma verilen normal tepkimiz mi var? Şöyle, biz DSM'de de ruh sağlığında da normal durumlarda verilen anormal tepkileri, yani normalden sapmayı, toplumsal normlardan sapmayı, iş, aile hayatı, işlevselliğin bozulmasını anormallik olarak addediyoruz ruh sağlığı bozukluğu olarak, ama bu tarz salgın gibi, deprem gibi, bir kayıp gibi, değişen ani hayat koşulları gibi anormal durumlarda vereceğimiz kaygı tepkisini biz hemen ruh sağlığı bozukluğu olarak adlandırmamamız lazım. Yani bu noktada insanların şu sizi şüphelendirmez mi? Hiç etkilenmiyor. Mesela deprem oluyor, ailesini kaybediyor, adamda hiçbir şey yok. Ya da salgın oluyor, bütün işini kaybediyor, hayat koşulları değişiyor, adamda hiçbir şey yok. Yani bu zaten daha çok bizi tedirgin eder. Yani hiçbir şey olmaması mümkün değil. Yani biz hayatta insanların kaygı yaşamasını, korku yaşamasını bekliyoruz sevgili gençler. Burada derece önemli tabii ki bunun. Burada salgın döneminde de, salgın pandemi özelinde de şöyle düşünmemiz lazım. Anormal bir duruma verilen normal tepki olarak karşılayabiliriz. Kaygı tepkisini bekleyebiliriz insanlardan. Burada bizim için önemli olan, değerli meslektaşlarım, öğrencilerim, geleceğin psikolojik danışmanları, burada bizim için önemli olan kaygının seviyesi, derecesi bizim için çok önemli oluyor. Yani ben mesela ergenlerle çalışırken lisede öğrenciler geliyordu, işte veliler geliyordu. Hocam benim çocuk normal ergen gibi değil diyor. Yani farklı diyor, daha iyi diyor, normal diyor, hiç sinirlenmiyor diyor, agresif değil diyor. Diyorum onunla da görüşmemiz lazım yani. Şöyle ki biz ergenlikte hormonal olarak değişimlerden zaten böyle bir saldırgan hareketler ya da aileden uzaklaşma, arkadaşlara daha fazla ilgi duyma, arkadaş çevresine, aileyle artık daha az vakit geçirme beklediğimiz için bu noktada benim işte oğlum böyle değil, benim kızım böyle değil, ergen velisiyle o ergenlerle de görüşmek lazım. Yani burada dediğim gibi normallik, anormallik duruma göre değişen bir şey. Salgın döneminde de kaygı tepkisi beklenebilir bir tepki. Burada uçak metaforunu biz psikolojik danışmanlar için kullanıyorum ben. Niye bizim için kullanıyorum? Bakın sevgili gençler, normalde hep böyle çocuğumuz ön plandadır değil mi? İşte öğrencilerimiz, çocuğumuz ya da danışanlarımız işte. Ama uçakta mesela şöyle bir durum var. Bizim için geçerli bu. Mesela uçaklarda diyorlar ki mesela oradaki görevliler, bir sıkıntı olduğu anda, uçak türbülansa girdi, işte bir oksijen kaybı yaşandığında maskeyi çocuğundan önce kendine takacaksın diyor. Yanında her zaman hep çocuğumuz önceliklidir ya. Niye maskeyi önce kendimize takıyoruz uçakta böyle bir durumda? Çünkü eğer o maskeyi kendine takmazsan, ani bir oksijen hava değişiminde bayılırsan orada, kendini kaybedersen, daha sonra çocuğuna zaten faydan olmayacak. Yani kendini sağlama almadığın zaman çocuğuna faydan olmayacak. Bu noktada maskeyi önce kendine tak, bir kendini sağlama al. Çünkü uçağın ilerleyen zamanlarında daha sıkıntı olduğunda sana ihtiyacı var küçük çocuğun, doğru mu? İşte belki yelek giydireceksin, belki işte ne bileyim uçaktan değişik bir inme şekli gerçekleştirmesi gerekeceksin. Yani çocuğuna destek olman gerekecek. O yüzden kendini önce sağlama alman lazım. Bakın bunu bu pandemi özelinde de değil, genel olarak psikolojik danışmanlar için söylüyorum. Hep derler ya, biz de insan değil miyiz hocam? Bizim de ruh sağlığımız bozulamaz mı yani? Elbette ki biz de insanız, elbette ki biz de kaygıya düşeceğiz, elbette ki, ama biz o sıkıntıdan çıkamazsak eğer işimizi yapamayız. Yani uçak metaforu şu, biz kendimizi sağ... Düşünsenize, şimdi ben de mesela kaygılandım pandemide, doğru. Ama şimdi ben psikolojik danışma hizmeti vermem lazım. Çok yoğun kaygı yaşayan ben, bir başkasına nasıl psikolojik danışma hizmeti vereyim kaygıyla ilgili? Yani... Uçak metaforu gibi biz önce ruh sağlığımızı, kendimiz sağlama almamız lazım ki bu hizmeti diğer insanlara verebilelim. Bakın geçmişte, günümüzde garip, yani öğrenciler bunu garip karşılayanlar olabiliyor ama geçmişteki bütün o iyi terapistler, bütün iyi psikolojik danışmanlar kendileri de başka terapistlere gidiyordu, psikolojik danışmanlara. Yani bizim de terapi almamız lazım, bizim de psikolojik danışma almamız lazım kendimizi iyi hissetmediğimiz zamanlarda sevgili gençler. Önce kendimize bakacağız, yani önce kendi ruh sağlığımızı sağlam alacağız ki diğer danışanlara yardımcı olabilelim. Bakın bir de bu pandemi özelinde şöyle bir durum var. Normalde şimdi aleyna
Aslı'nın, işte Aslı'nın, Nur'un endişesi kendisiyle ilgiliydi. Mesela işte erkek arkadaşıyla problem yaşamış olabilir, ailesiyle problem yaşamış olabilir, okulda dersleriyle ilgili, notlarıyla, hocalarıyla ilgili sıkıntı yaşamış olabilir. Şimdi bu pandemi özelinde şöyle bir tweet vardı, çok da tuttu o. Diyor ki kendimle ilgili kaygım %5, sevdiklerimle, ailemle ilgili kaygım %95 çevremle ilgili. Yani bu pandemide iş biraz da şeyden de çıktı. Yani kendimizle ilgili zaten kaygı yaşayacağımız bir sürü şey vardı. Ama bu kendimizden de çıktı. Acaba birine sebep olur muyum? Acaba işte aileme geçirir miyim? Acaba işte bir sevdiğimin sebep olur muyum hastalanmasına gibi. Yani kaygı kişinin kendisiyle de sınırlı değil. Çevresine de geçirme korkusu, başka insanlara da sebep olma korkusu, empatiyle yaklaştığımız zaman bizdeki kaygı seviyesini arttırıyor. Biz kaygı, stres deyince, anksiyete deyince ne geliyor mesela belirtiler aklımıza? İşte tedirgin, panik hali, güvensiz, değersiz hissetme, öfke, gerginlik, umutsuzluk, vücut kaslarında gerilmeler, iştah kayıpları, uyku bozukluğu, günlük aktivitelerden artık zevk alamama, tepkileri bekliyoruz. Ben bu aslında anksiyeteyi şöyle hani bir metafor ya da bir şey hikayeleştirme, akılda kalıcı olarak düşünün. Mesela şöyle anlarımız oluyor. Her an kötü bir telefon alacakmışsın. Yani ortada bir şey yok da her an bir telefon çalacakmış da böyle sanki kötü bir haber alacakmışsının hissini şu an hissedin. Ya da böyle içinize böyle sanki bir şey oturmuş da böyle hani böyle balkona çıkıyorsun ya böyle bir derin nefes alıyorsun. Böyle içine böyle sanki böyle karanlık bir şey oturmuş, çökmüş gibi, böyle göğsüne sıkıyor gibi. Anksiyete böyle bir şey. Hani sanki böyle karanlıkta korkuyorsun köpekten de arkandan bir köpek geziyormuş zamanki yaşadın. İşte o duygular konusunda empati kurabilmeniz adına. Anksiyete böyle bir şey. İşte bu stres tepkilerini elbette ki yaşıyoruz biz. Daraldık, bunaldık ara ara ama buradaki kriter, ana kriterimiz şu. Bunlarda artış var mı yok mu? Bakın seviye önemli. Bu bahsettiğimiz belirtiler hiç azalmıyor. Mesela bazen gidiyor, bazen geliyor. Olabilir, pandemi dönemindeyiz. Dedim ya başta işte anormal bir durum var. Normal tepki ama hiç azalmıyor. Günden güne artıyorsa. Artık günlük hayat, iş, aile artık olumsuz etkilenmeye başladıysa. Yani iş hayatını etkiler duruma geldi. İşte verimin düştü. Aile hayatında, ailede çatırdamalar, gereksiz kavgalar. Nedensiz yere korku, endişe atakları, yani panik belirtiler geçirmeye başladıysanız, artık geleceğe aşırı karamsar, yani bu iş bitmeyecek, oldu bitti, yandık gözüyle bakıyorsak sevgili gençler, mutlaka uzmandan yardım almamız gerekiyor diyoruz baş edemediğimiz durumlarda. Peki kaygıyı yaratan ne? Şimdi bakıyoruz, atıyorum Okan'ın kaygısı çok yüksek bu pandemi döneminde. Siz de bakıyorsunuz etrafınızda ama Ayşe'nin kaygısı çok da yüksek değil. Yani bu kaygıyı ne yaratıyor? Bunu siz zaten iyi biliyorsunuz. BDT kuramından da, bilişsel davranışçı terapi kuramından da buluyorsunuz. Burada problemin kendisi, yani kişiye sorsan ne diyecek? Salgın diyecek, ha, pandemi diyecek, işte işsizlik diyecek. Yani problemin kendisini, olayın kendisi, başlatan olayı söyleme eğiliminde halkımız, insanlar, danışanlar. O zaman şu soru geliyor tabii gündeme. Niye herkes aynı derecede etkilendi? Bakın eğer bu işin, bu kaygı yaratan pandemi ise o zaman herkes de eşit kaygı olması lazım. Anladınız mı? Mesela burada demek ki olay pandemi değil. Burada ABC modelinden neye varıyoruz biz? Pandemi başlatan olay kaygıyı ama kaygıyı yaratan pandeminin kendisi değil. Kaygıyı yaratan pandemiyle ilgili bizim düşüncelerimiz, algılarımız, nasıl algılıyoruz pandemiyi? Şimdi A kişisi Aleyna, pandemiyi Aleyna Nur şöyle algılıyor. Bitti gitti, öldük bittik, yani bitmez bu pandemi, yandık bittik, üniversite hayatım çöp oldu diyor. Aslı da şöyle algılıyor. İşte bugüne kadar sonsuz bir pandemi olmamış. İşte daha önce de pandemiler yaşanmış ama hep bitmiş. Yani bu pandeminin de sonu gelecek, elbet bundan da kurtulacağız gözüyle bakıyor. İkisi de pandemi yaşıyor ama ikisinin düşünceleri bunlar. İşte bu düşünceler çok farklı duygulara ve çok farklı davranışlara sebep oluyor. Bakın şöyle güzel bir söz var burada. Düşüncelerini kontrol edemezsen düşüncelerin seni kontrol etmeye başlıyor. Bakın düşüncelerimizi kontrol edebiliriz. Biz zihnimizde geçen düşünceleri kontrol altına alabiliriz ama kontrolümüzden çıkarsa bu düşünceler duygularımızı etkiliyor ve davranışlarımızı etkiliyor. Onlar seni artık kontrol etmeye
başlıyor sevgili gençler. Peki hangisi daha iyi diyoruz? Şimdi bizim meşhur işlevlerine göre rehberliğe biraz da geldik burada. Bakın şunu hiç düşündünüz mü? Ya bu pandemi var, bir hastalık var. Bu kadar aşı değil mi en başından beri? İşte ülkeler birbirine girdi, aşı savaşları, aşı üretme. Ya niye ilaç değil mesela? Hani tamam ilaç da şey yapılıyor ama hiç ilaç konuşan yok. Yani bugüne kadar acaba ya ben yakalanayım koronaya da aynı işte antibiyotik gibi bir ilacı olsun sonra geçsin. Niye ilaç üretimi değil de aşıya bu kadar odaklanıldı? Bakın çünkü sebep şu sevgili gençler, aslında ruh sağlığında da bu geçerli. O hastalığı yakaladıktan sonra, yani hastalık sana bulaştıktan sonra tamam belki bir ilaç bulundu geçirdin ama o hastalığın sende bırakacağı uzun soluklu yan etkiler bilinmiyor, anladın mı? Yani o yüzden aşı, yani hiç bulaşmadan önleyici olsun. Çünkü bulaştıktan sonra tamam tedavi edersin ama sonra uzun soluklu ciğerlere etkisi, belki işte başka durumlara etkisi ne olacak bilinmiyor. Sevgili gençler, önleyici rehberlik de biz buna diyoruz aslında. Problem oluştuktan sonra iyileştirici, tedavi edici mi daha iyi, yoksa problem ortaya çıkmadan önleyici müdahale mi daha iyi? Yani antibiyotik kullanmak mı, aşı olmak mı? Sevgili gençler, olay bu. Bunu COVID aşısı olarak düşünmeyin. Çünkü COVID aşısının şimdi belirsizlik var ya, bunu biz grip aşısı gibi düşünün sevgili gençler. Hiç COVID'i karıştırmayın, çünkü COVID örneğini verirsek kafamız karışır. Çünkü COVID aşısının da gelecekte nasıl yan etkileri olacağı falan hani tartışmalı ya. Siz hiç bu örnek için özelinde söylüyorum, COVID aşısını unutun, grip aşısı gibi düşünün. Grip aşısı olmak mı yoksa antibiyotik kullanmak mı? Yani grip olduktan sonra antibiyotik kullanmak mı, grip aşısı olmak mı? Elbette hiç grip olmadan grip aşısı olmak daha değerli. Buradan nereye varmak istiyoruz? Sorunları araştırmak yerine daha iyi olana odaklanan pozitif psikolojiye doğru gidiyoruz. Yani sevgili gençler, yeni bir bilim doğdu. Çok eski değil bu bilim, yani yeni bir bilim ve yeni yeni popüler oluyor aslında. Ülkemizde de son zamanlarda çok popüler olmaya başladı. Seligman, Martin Seligman, duymuşsunuzdur ismini. Pozitif psikolojinin kurucusu. Seligman diyor ki ben yeniden bir şey kurgulamadım açıkçası. Yani sıfırdan bir şey üretmedim. Zaten yıllarca var olan, günümüze kadar gelen psikolojinin, yani hayatta kötü gideni araştıran, doğru mu? İşte depresyonu araştıran, anksiyeteyi araştıran, boşanmaların sebebini araştıran psikolojinin odak noktasını değiştirdim. Diyor ki bir gün kızımla diyor bahçede oynuyorduk. Kuramı nasıl geliştirdin, nasıl tasar? Ya diyor çimenler diyor böyle hep solar yer var. Yani hep o çimenleri ekiyordum gene soluyordu, ekiyordum gene soluyordu. Hep bunu düşünüyordum, niye soluyor burası? Sonra bir gün düşündüm ki diyor, kızım bahçede oynarken onu izlerken, niye ben hep solan bu çimenlere odaklıyım, yani ne oluyor da bunlar soluyor işte diye bulmaya çalışıyorum. Bir de diyor bir yerde hiç etkilenmeyen çimenler var bahçede diyor. Yani oraya hiçbir şey olmuyor. Yani niye oraya bakmıyorum, yani ne oluyor da burada bir şey olmuyor? Yani ne oluyor burada bir şey oluyor yere bakıyoruz hep ama gözümüzün önünde ne oluyor da burada bir şey olmuyor? Yani aslında şunu demek istiyor sevgili gençler. Psikoloji hep olumsuzlukları araştırıyor. Biraz da şunu araştıramaz. Mesela depresyona hiç girmemiş Okan'ı araştıralım. Ne yaptın Okan da hiç depresyona girmedin sen hayatım boyunca? Yani mesela 70 yaşında birini bulalım. Hiç depresyon, ruh sağlığı bozukluğu yaşamasın. Ne yaptın amca diyelim yani. Ne yaptın teyze? Nasıl sağladın bunu? Ya da yıllarca mutlu boşanmamış çiftler. Boşanmışları araştırıyor ya şimdi psikoloji. Anksiyeteyi araştırıyor, depresyonu araştırıyor. İşte boşanmışlığın sebeplerini araştırıyor. Bunları ortaya koyuyor. Ya siz ne yaptınız da böyle mutluluk, uzun soluklu evlilik? Yani psikolojinin bakış açısını, odak noktasını değiştirme yoluna gidelim diyor. Bakın psikoloji bugüne kadar şunu yaptı diyor sevgili gençler. Çok mutsuz insanları daha az mutsuz hale getirmeyi amaçladı. Bakın şimdi Nur. Nur diyelim ki semptomlar yaşıyordu ve bu semptomları geldi bana, tamam mı, danışan olarak giderdik biz. Şimdi Nur şu an iyiydi. Bir şey yaşadı, dibe çöktü. Sonra bana geldi, psikolojik danışmanı eski haline getirdim. Yani dibe çökmeden önceki Nur'a getirdim. Şimdi bunu psikoloji, yani bunu başarı sayabilir miyiz? İşte pozitif psikoloji bu bakış açısını değiştirmeye çalışıyor. Eksiği sıfıra getirmek, bakın aslında metafor şu. Eksiği sıfıra getirmek psikolojinin yaptığı, şu an güncel terapilerin yaptığı. Ama bu mudur iyi oluş
Psikolojik iyi oluş bu mudur acaba? Psikolojik sağlık bu mudur? Sağlığı böyle görüyoruz ya biz. Mesela Aleyna çöktü, depresyona girdi, doğru mu? Pandemiden önce Aleyna normaldi. Pandemi oldu, üniversiteye gidemedi, Aleyna depresyona girdi. Bana geldi, ben Aleyna'yı depresyondan çıkarttım. Başarı, yani Aleyna'yı ben eski haline getirdim ki zaten. Diyor ki, başarı bu olmamalı. Başarı daha mutlu bir Aleyna. Daha işte pozitif, daha psikolojik olarak olaylar karşısında bundan sonra da yaşayacak. Pandemi bitecek, deprem olacak. Atıyorum deprem bitecek, ayrılık olacak. Ayrılık bitecek, iş sıkıntısı olacak. İş sıkıntısı, atıyorum. Yani hayat güllük gülistanlık olmayabilir. Bunlarla baş edebilecek, bunlardan etkilenmeyecek bir Aleyna mı aslında lazım? Hani çöktükten sonra değil de çökmeden psikolojik sağlamlığı arttırmak. Mesele bu mu acaba? Diyor. Bakın bir psikoloğun kapısında, pozitif psikoterapist Amerika'da bir psikoloğun kapısında yazan bir söz bu. İşte pozitif psikolojiyi çok güzel anlatıyor. Diyor ki bir sorununuz var ise gelin bize anlatın. Kapısına yazmış. Sorununuz yoksa yine gelin bunu nasıl başardığınızı bize anlatın. İşte pozitif psikoloji bu sevgili gençler. Mutlu olmayı başaran, ruh sağlığı yerinde olan insanları inceleyen bir bilim dalı. Bir sorununuz varsa gelin bize anlatın. Sorununuz yoksa gelin bunu nasıl başardığınızı bize anlatın. Ben onu da dinlemek isterim diyor bir pozitif psikoterapist. Tekrar söyledik, eksiği sıfıra getirmek değil, sıfırı artıya getirmek bizim alanımız olmalı. Psikoloji bununla ilgilenmeli diyor. Ruh sağlığı açısından sağlıklı olmak, hasta olmamak ile aynı şey değildir diyor. Sağlığın göstergesi patolojinin olmamasının yanı sıra daha iyi oluş, daha mutlu, daha pozitif olmak da diyor sevgili gençler. Bakın pozitif psikolojiyi destekleyen bir araştırma. Bakın bu araştırma 2000 yılında yapılmış. Şimdi güncellesek rakamlar değişmiştir. Myers 2000 yılında. Bakın 1887 yılından beri psikoloji alanında anahtar kelime psikoloji alanında yazılan tabii şeye düşmüş yani internet ortamına düşmüş. Makalelerin özetlerini tarıyor, tamam mı bu adam? Ve özetleri taradığında depresyon üzerine 71 bine yakın makale buluyor. Anksiyete üzerine bir de İngilizce dilinde buluyor bunları yani. Türkçe, Mükçe, Çince, Mince değil. Anksiyete üzerine 57 bin makale. Öfke üzerine 8 bin makale. Geliyor şimdi. Memnuniyet üzerine 850 makale. Mutlulukla ilgili 3 bin makale. Hayatın anlamı, yaşamın anlamı 5700 makale. Bakın araştırma sonucunda bunlara örnek rakamları yazdım ben. Olumsuz duygularla psikolojiyle ilgilenen bilim adamları, psikolojik danışma ve psikolojiyle ilgili bilim insanları olumsuz duyguları olumlu duygulardan 14 kat daha fazla araştırmış makalelerinde. Yani işte ben de şimdi bakıyorum makalelerime. Tamam ben biraz özgüven de var, işte mutluluk var, yaşamın anlamı var ama psikolojik belirtiler de var mesela. Mesela benim yarı yarıyadır baktığımda ama yani genelde eğilimimiz hep böyle psikolojik belirtiler. Depresyonu araştıralım, anksiyeteyi araştıralım, internet bağımlılığını araştıralım gibi. Yani mutluluğu araştırmak, psikolojik iyi oluşu araştırmak biraz daha az bizim psikoloji alanında. Oranlar da zaten bunu söylüyor. Ama niye yani pozitif psikoloji bu kadar önemli? Niye mutluluğu araştırmak psikolojiyle ilgilenenlerin şeyi olmalı? Yani pozitif Seligman'a göre. Bakın Outliers kitabını okuyanlar belki vardır. Yoksa da burada şimdi oradan bir örnek vereceğiz. Okuyanlar bu konuya hakim. Outliers, çizginin dışındakiler sevgili gençler kitabın adı. Keyifli bir kitap. Okuyabilirsiniz onu. Rosetto dediği yer sevgili gençler İtalya'da bir kasaba. İtalya'nın Roma şehrine yakın bir kasaba. Küçük bir kasaba. Burada insanlar fakir. Yani maddi durumları iyi değil. Bir gün 1800'lü yıllardan bahsediyoruz bu arada. Bir gün 11 tane Rosetto'lu yola çıkıyor sevgili gençler. Nereye doğru? Amerika'ya doğru yola çıkıyorlar. Amerika'da bir taş ocağında, gene bir sakin bir kasabada taş ocağında iş buluyorlar. Tabii bunları haberler Rosetto'ya, İtalya'ya, kasabalarına gidiyor. Her sene Amerika'ya göç edenlerin sayısı artıyor ve aradan çok kısa bir süre geçiyor. Yani 15-20 yıllık gibi bir sürede sayıları neredeyse 2000'leri bulacak Rosetto'lu. Yani birbirinin akrabası tanıdığı Rosetto kasabası Amerika'ya taşınıyor. Ve burada dağ yamacında böyle kimsenin çok yani orada yaşamayı düşünmeyeceği Amerikalıların böyle izbe böyle zor çıkış inişli bir yamaçtan arsa almaya başlıyor bunlar arazi.
ve bu para biriktirip sonra daha sonra burada kendi aynı İtalya'daki kasabaları gibi evler iki katlı yapıyorlar. Bir süre sonra kilise yapıyorlar. Bir süre sonra kafelerini, barlarını, efendime söyleyeyim işte tarlaları, bahçeleri ekmeye başlıyorlar. İşte küçük küçük işte o kıyafet üretecekleri atölyeler yapmaya başlıyorlar. Sevgili gençler, bu kendi kapalı bir toplum gibi düşünün. Yani İtalya'yı Amerika'ya taşımışlar ve oraya o belde kurmuşlar orada küçük. Oraya da Rosetto ismini vermişler. Yani İtalya'nın Rosetto kasabası Amerika'ya Rosetto ismiyle geçmiş. Hep kendileri çünkü. İçeride İtalyanca konuşmaya devam ediyorlar falan. Sevgili gençler, bir gün bir doktor oraya gitmeseydi diyor kitapta. Eğer Oklahoma Üniversitesi'nde Wolf isimli bir doktor bu gizemi çözmeseydi belki Rosetto kendi halinde kalacaktı. Böyle de büyük bir olay olmayacaktı. O Amerika'daki o kasabanın, Rosetto kasabasının yanında kendine bir çiftlik almış bu Oklahoma Üniversitesi'ne Wolf. Yani gideyim yazları orada takılayım diye. Tamam mı gençler? Sonra bir gün yazın çiftliğine gidiyor gene. Oranın, Rosetto'nun da içinde bulunduğu Amerikan bölgesinde işte o kasabalara, o etraftaki kasabalara doktorluk yapan kişiyle oturuyor bu Wolf. Diyor ki ya sana ilginç bir şey söyleyeceğim. Ben burada 17 yıldır yerel doktorum diyor o adam. Ya şu Rosetto kasabası var ya diyor. Burada 4-5 tane kasaba vardı işte belde. Rosetto'dan diyor hiçbir erkek diyor kalp hastalığıyla gelmedi bana. İşte Wolf şaşırıyor, tamam mı? O zamanlar Amerika'da bir numaralı ölüm sebebi 65 yaş altı insanlarda, üstü insanlarda kalp hastalıkları. Yani bir numaralı sebep. En yüksek ölüm sebebi. İlaçlar daha henüz bulunmamış sevgili gençler. İşte bu diyabet, beslenme. İşte neye yoruyorlar bunu? Genetik. Beslenme, diyabet, kalp rahatsızlığı ölüyor insanlar gibi. Diyor ki ben bunu araştırmalıyım. Sevgili gençler, bir ekip kuruyor Oklahoma Üniversitesi'nden bu Wolf. Ve yazın, bütün yazı şeyde geçiriyor Rosetto'da. Orada yardımcı da oluyorlar ona. İlk akla ne gelir? Diyor ki bunlar İtalya'dan gelmişler. Kapalı bir toplum. Yani dışarıda pek işleri yok. Bunların beslenme şekli farklı herhalde. Yani bunlar sağlıklı besleniyor. İşte o diyabet, şeker, kalp rahatsızlığına sebep olacak şeyleri yemiyorlar. Hemen diyetisyenler çağrılıyor. İşte bütün kasaba, zaten küçük bir kasaba. Bütün kasabaya bakılıyor. Amerikalılardan daha kötü durumdalar. Yani sigara, yağlar, okkalı yağlar, yemekler. Yani pizzalar, mizdalar, hak getire hiçbir alakası yok yani. Beslenme şekilleri bu değil yani. Sebep bu değil. Sonra diyor ki genetik olmalı ya bu. Hani bunlar hep bir kapalı toplum zaten, İtalya'dan gelmişler akrabalar, genetik. Hemen bunların köylülerine gidiyorlar İtalya'ya. Bakın böyle kapsamlı bir araştırma bu. Ondan sonra Amerika'ya göç etmiş gene Rosetto'dan Amerika'nın başka yerlerine göç etmiş kişileri buluyorlar falan. Bakıyorlar genetik de alakası yok. Genetik bağ da yok. Diyorlar ki spor yapıyorlar mı acaba? Bunlar çok mu spor yapıyor, kendilerine bakıyor falan. Yoga, moga, bisiklet falan. Bu da yok. Sevgili gençler, daha sonra tamam diyor ya. Bu şey, yani bu dağ yamacında kurmuşlar. Buranın havasında bir şey var. Yani buranın havasından kaynaklı herhalde diyor son olarak. Hemen yan kasabalara, şu yan kasabalara da bakalım diyorlar. Sevgili gençler, 3 kat fark çıkıyor. Yani 5 kilometre yanındaki kasabayla Rosetto arasında kalp krizi, işte kalp hastalıkları 3 kat daha fazla. Ya Allah Allah. Şimdi adam bütün ölçümleri yaptı. Amerika'nın %70'i kadar daha az kalp hastalığına yakalanan yaşlı insanlar var. Kalp hastalığı yok kimsede. Genetik değil, yemek değil, spor değil, hava değil. Bugüne kadar bütün kongrelerde de bunlar söylenmiş. Tek sebep. Diyor ki ben buradan gitmiyorum yani. Dönmüyor Oklahoma. Ekip dönüyor, Wolf kalıyor merakından sevgili gençler. Wolf diyor ki ben burada takılacağım yani. Şehirde bir şey var yani. Bu istatistiksel sapma var işte. Outliers, çizginin dışındakiler dediği bu. Sevgili gençler, istatistikten bir sapma var ve şehirde kalmaya devam ediyor Wolf bir süre daha. Sonra diyor ki, bu tabii sonra kongrede anlattığı bilim uzmanlarına herkes şok. Diyor ki, şunu atladık diyor, sevgili değerli uzmanlar diyor, tıpçılara sesleniyor tabii. Rosetto'da kaldığım süre zarfında şunu gördüm diyor. İnsanların yolda durup saatlerce birbiriyle nasıl sohbet ettiğini. İşte 3 kuşak bir arada 50 kişi 40 kişi aynı evde nasıl yemek yediğini. İşte şehir stresinden uzakta işte kadınların nasıl yemekler yapıp bir araya gelip sohbetler ettiğini. İşte birbirlerine laf attıklarını, bağırdıklarını, işte gel yemek ye dediğini, o onu evine çağırdığını, o onun evine gittiğini. Yani şunu demek istiyor sevgili gençler.
Zaten makalenin girişi de bu altta yazdığım can alıcı cümle. Yalnızca yaşlılıktan ölüyorlardı. Yani ölmelerine sebep olacak bir rahatsızlıkları, kalp rahatsızlıkları, stres faktörleri yoktu. Bugüne kadar diyor hep genetik baktık, yeme içme baktık, işte hava olarak düşündük, spor olarak düşündük ama mutluluk diyor. Yani yaşamdan aldıkları o pozitif enerji, üç kuşak bir arada olmaları, hayat enerjileri, sosyal ilişkileri bu insanları diyor daha uzun yaşatıyordu. Kalp krizi geçirmemelerine, kalp hastalıklarına olmamalarına sebep oluyordu. Sevgili gençler, siz bu örneğin benzerini nereden de biliyorsunuz? İnsanın Anlam Arayışı kitabında Viktor Frankl'ın Nazi kamplarında umutsuzluğa düşen insanların bir bir patır patır işte hastalıktan ölürken, işte buradan çıktığımda Nazi kampında işte beni güzel bir hayat bekliyor diye gece konuşma yapan, şunu yiyeceğim, bunu içeceğim, ailemle şöyle yapacağım diye hayattan bir beklentisi olanların daha uzun yaşadıklarını o hikayede de görmüştük. Yani pozitif psikoterapi niye önemli? Psikolojik sağlamlık bizim için niye önemli? Çünkü uzun yaşama da sebep oluyor sevgili gençler. Yani belki ruh sağlığı seni öldürmüyor direkt. Aa, depresyon oldum, öldüm diye bir şey yok. Ama o anksiyete, o ruh sağlığı, o stres senin diğer hastalıklarını, yani fizyolojik olarak şimdi hepimizin içinde hastalıklar var. Genetikle geçen, doğru mu? Şeker hastalığı var, o var, bu var, kalp var. İşte beyin kanaması riskimiz var, her şey var. İşte bunları tetikliyor. Yani hep diyorlar ya mesela kanser hastalarına da moral, 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 moral. Bu şu demek, yani onun yayılımını yavaşlatacak ya da senin işte iyileşmeni sağlayacak bir faktör olarak sevgili gençler gün yüzüne çıkıyor. O zaman demek ki işte pozitif psikoterapiyi destekleyen bir hikaye bu aslında. Demek ki çöktükten sonra gerçekten sıfıra gelmek yerine daha iyi oluş, daha mutluluk, daha psikolojik sağlamlık olmak daha değerli. Rosetta'nın gizemi hikayesinde de biz bunu görmüş olduk. Yalnız hikayeyi acıklı bitireyim mi? Kitapta bu kadarını anlatıyor. Sonra tabii ben dayanamadım, bunu araştırdım. Siz de araştıracaksınız belki. Araştırmacılar böyledir. Kitapta okuduğuyla yetmez, hemen Google'a yazdım tabii. YouTube'a Rosetta diye çıkıyor. Rosetta'nın hikayesi diye sevgili gençler. Daha sonra bir karşıma şöyle bir paylaşım çıktı. Keşke bakmasaydım dedim. Kitaptaki hikayeyle bittiği kısmı güzeldi. Daha sonra burası çok popüler olmuş. Bu adamın, Wolf'un makalelerinden sonra işte bilim dünyası çalkalanmış. Bütün Amerika buraya akmaya başlamış turistik. Yani Rosetta'da ne oluyor? Rosetta'da niye? İşte öyledir yani. Öyle izbe, yani kendi içinde kapalı bir toplum. Wolf aslında kötü bir şeye de sebep olmuş. Belli bir gerçeği ortaya koyarken bilim adına orayı popüler yapmış. Tabii bu kadar popüler olan yerde de halk para kazanmaya başlamış. Sonra o eski aile yapıları, eski ortam kopmuş. Herkes kendi evlerine havuzlu mavuzlu bahçeli inşa etmeye başlamış falan. Yani kasaba böyle güzelleşmiş ama sevgili gençler, kasabanın şekli de değişmiş. Tabii o Wolf'un söylediği dinamikler de değişmiş. Bakın 80 yıl sonra bir araştırmacı tekrar Rosetta'nın gizemiyle ilgili bir araştırma yapmış Rosetta'da. Kalp hastalıklarını ölçmüş. Amerika'da daha kötü duruma geçmişler. Yani Amerika ortalamasının aynısı ve daha kötü durumda. Şu an Rosetta'da kalp hastalığı seviyesi sevgili gençler. 70-80 yıldaki değişim bu. Hikaye iyi bitmiyor yani. Kitapta güzel bitiyordu ama daha sonradan okuyunca işte bu günlük yaşam stresi sevgili gençler. İşte para kazanma, yaşam stresi, işte bu işlerimiz, işlerimiz bizi açıkçası yaşlandırıyor ve sevgili gençler sıkıntı yaratıyor diyoruz. Şimdi buraları hızlı geçeceğim. Bakın pozitif psikoloji temel olarak şu sorulara cevap arıyor araştırmalar. İyi yaşam nedir? Ruh sağlığı yerinde insan kimdir? Hayatı yaşamaya değer kılan şeyler nelerdir? İnsanların güçlü özellikleri nelerdir? Daha mutlu yaşam mümkün müdür? Bu soruları soran kişi hangi kavramları araştırır? Psikolojik iyi oluş, mutluluk, yaşam amacı, olumlu duygular, işte iyimserlik, özgüven, diğer insanlarla olumlu ilişkiler. Ve psikolojik sağlamlık da şey gibi bunun. Yani pozitif psikolojinin satrançta şah gibi düşünün. Yani en önemli kavramı gibi. Düşünün, bakın resilience sevgili gençler. İngilizce resilience kelimesinden Türkçe'ye çevrilmiş. Aslında tam çevrimi, yani tam formu esneklik anlamında. Şimdi bu oyuncaklar var ya, böyle formatından çıkıyor sonra bırakıyorsun eski haline dönüyor. Slime falan da diyorlar ona, böyle çekilen oyuncaklar var. Sevgili gençler, aslında İngilizce bu anlamı var. Yani formu değişse bile, ne kadar eğilse, bükülse bile tekrar hızlıca esnek bir şekilde eski haline dönebilme. Biz psikolojik sağlamlık deyince bakın
Bizim kendi aramızda bile yanlış anlaşılıyor. Bırakın halkı, halk direkt yanlış anlıyor zaten. Psikolojik sağlamlık, mesela bunun deneyini yapın. Gidin akrabalarınıza, annenize, babanıza ya da ne bileyim birilerine sorun. Psikolojik sağlamlık deyince ne aklına geliyor? Şu geliyor insanların aklına. Dimdik böyle psikolojik sağlam, yani dertlere karşı direniyor, dimdik ayakta duruyor falan. Ya zaten ne kaybettiysek bundan kaybetmedik mi? Başta ne dedik sevgili gençler? Normal olarak biz şey tepkisi beklemiyor muyduk? Yani bu salgındır, depremdir, bir sevgilinden ayrılmadır, eşinden ayrılmadır, bir vefat durumudur sevdiğin. Biz kaygı korku bekliyoruz. Yani yok yıkılmadım, ayaktayım, hiç kaygılanmıyorum. Böyle bir şey zaten istemiyoruz, beklemiyoruz sevgili gençler. Biz bunu beklemezken psikolojik sağlamlık böyle bir kavram olamaz zaten. Yani yıkılmadım, dimdik ayaktayım değil. Sevgili gençler, yıkılmadım, ayaktayım şarkısı psikolojik sağlamlık için yazılmamış. Psikolojik sağlamlık için yazılan şarkı düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya. Bunun tweetini atmıştım ben, çok tutmuştu. Psikolojik sağlamlık yıkılmadım ayaktayım değildir. Psikolojik sağlamlık düştüysek kalkarız, daha ölmedik ya. Yani psikolojik sağlamlık şu sevgili gençler. Hayat olayları seni yıkacak, dibe çökeceksin, tökezleyeceksin, düşeceksin. Ama hızlıca eski haline dönebilecek misin? Bakın psikolojik sağlamlığı olan insanlar da etkisi çok sürmüyor. Onu demek istiyorum. Yani hızlıca mesela ağlıyor, zırlıyor, odasına kapanıyor ama hızlıca toparlanıyor. Bakın psikolojik sağlamlığı düşük insanda ben şunu kastediyorum size. O psikolojik etki, o yıkım uzun solukta. Şimdi bu pandeminin etkisi bazı insanlarda 5-10 yıl sürmeyecek mi? Pandemi bitecek. Onun ruh sağlığı etkisi uzun sürecek. İşte psikolojik sağlamlık düşük bu demek. Ama kimi insanlarda da sevgili gençler ne olacak? Hızlıca hatta şu anda toparlayanlar var. Hemen adapte olanlar var işte. Mesela aranızda kimi şey demiyorum. Ben bu online eğitime bir alışamadım, bir adapte olamadım. Hani bir türlü ısınamadım. Kimi de hızlıca adapte oldu, bir şeyler, değişik formatlar, Web2 teknolojisini kullanıyor. İşte mesela bazı hocalar hala tam olayı anlayamadı. Bazı hocalar acayip teknolojik şeyler yapmaya başladı. Derslerinde görüntüler, şeyler. Yani hızlıca ortamlara adapte olma diyoruz ya böyle teknolojiye. Sevgili gençler, bu psikolojik sağlamlıkta da hızlıca o kötü ruh durumunu hızlıca adapte olup tekrar sevgili gençler toparlanma duygumuzdan bahsediyor. Bakın zaten Türkçe'ye kendini toparlama gücü, yılmazlık, esneklik olarak da çevriliyor. Yani zorluklar karşısında hızlıca toparlayabilmek olay burada. Ama şunu diyeceğim, şimdi pandemide dedik niye bu kadar önemli oldu? Niye biliyor musunuz? Ben şimdi hep aynı isimleri söylüyorum ama ekranda bir tek onları görebildiğim için Nur, Aleyna ve Aslı sırasıyla ekranda 3 çıkıyor sadece. Diğer arkadaşlardan da özür diliyorum. Göremiyorum çünkü isim göremiyorum. Sevgili gençler, diyelim ki Aslı pandemi olarak düşünmeyin. Aslı'nın psikolojik sağlamlığı yüksek mi değil mi? Şimdi buna bakabilmem için Aslı'nın olumsuz bir olay yaşaması lazım. Yani hayatta Aslı için her şey güllük gülistanlık. Üniversiteye gelmiş, sevdiği bir bölümde, ailesiyle arası iyi falan diyelim. Ben Aslı'nın psikolojik sağlamlığını ölçemiyorum gençler. Yani psikolojik sağlamlık her şey yolundayken, hayatta her şey senin için iyi gidiyorken, bir sorunun yokken ortaya çıkan bir kavram değil ki. Benim senin psikolojik sağlamlığını ölçebilmem için senin olumsuz bir olay yaşaman lazım. Sonradan ne kadar hızlı toparlayabiliyorsun, ne kadar sağlam kalabiliyorsun, buna bakmam lazım. Ha şimdi pandemide niye bu kadar değer kazandı? Bütün dünya etkilendi işte. Yani ben şimdi özelinde psikolojik sağlamlık, Nur bir şey yaşadım, Aleyna bir şey yaşadım, Aslı bir şey yaşadı mı, dur ölçeyim psikolojik sağlamlığını diye beklemem lazım. Çünkü durup dururken her şey güllük gülistanlıkken bakabileceğim bir kavram değil. Ama şimdi bütün dünya etkilenmiş. Bütün dünyanın hayat şartları değişmiş. Bütün dünyayı pandemi kaplamış. İşte patır patır ortaya çıkıyor. Kimin psikolojik sağlamlığı yüksek, kimin değil. Çünkü olumsuz hayat koşulları, olumsuz yaşam olan olaylar herkes için geçerli. Ani hayat değişiklikleri, sosyal izolasyonlar, eve kapanmalar, işsizlik, parasızlık, işte bir sürü iş. Burada artık bireylerin neyi devreye girmeye başladı? Psikolojik sağlamlıkları devreye girmeye başladı. Bakın Hacı Yatmaz metaforu, olta metaforu. Sevgili gençler çok iyi anlatıyor psikolojik sağlamlığı. Bu Hacı Yatmaz'a böyle vuruyorsun ya oyuncağı. Böyle düşüyor, kalkıyor. Yani böyle sert bir cisme vuruyorsun, hiç kıpırdamıyor değil. Sevgili gençler, Hacı Yatmaz gibi psikolojik sağlık. Yani düşüyor, tekrar kalk. O düşmeler işte yaşadığımız hayat güllük gülistanlık olmayan anlar. Tekrar ayağa kalkıyoruz ama. Bakın oltayı da şöyle düşünün. Sert bir olta düşünün. Çok sert böyle sopadan.
Şimdi bu balıkları taşır ama 400 kiloluk bir balık oldu mu çat ortadan kırılma ihtimali var. İşte böyle sağlam durma değil ki bu, esnek. Ama incecik bir olta düşünün. Kesinlikle kırılmıyor yani. 500 kiloluk balık da gelse o kadar esniyor ki böyle. Yani sert bir olta değil, bambu kamışı, esnek. Yani sevgili gençler, böyle böyle esniyor, esniyor, esniyor. İşte o esnediği anlar, yıkıldığı, düştüğü, işte etkilendiği anlar. Ama tekrar tekrar eski formatına geri dönebiliyor sevgili gençler. Tabii bunlar şu an benim yazdığım değil. Amerika'da, Avrupa'da, yurt dışında araştırma sonuçlarını şu an size yazıyorum. Psikolojik sağlamlığı yüksek insanları araştırmışlar. Mesela Nur'un psikolojik sağlamlığı yüksek, tamam mı? Özelliklerine bakmışlar bu insanların. Neyle pozitif ilişkili, korelasyon olarak etkilerine, regresyonlarına, korelasyonlarına. Bakın zekayla ilişkili çıkmış. Yani zeki insanların psikolojik sağlamlığı yüksek çıkmış. Özerk insanların, yani dışarıdan böyle yönetilmeyen, iç kararlarını, kendi kararlarını kendi verebilen özerk insanların psikolojik sağlamlığı yüksek. Öz saygı, kendine saygı duyan insanların psikolojik sağlamlıkları yüksek. Problem çözme becerileri yüksek olan insanların psikolojik sağlamlıkları yüksek. Bakın mizah anlayış. Bakın espri yapabilme, espriye gülebilme, eğlenceli insanların gene psikolojik sağlamlığı yüksek çıkmış. Kolay iletişim kurabilen, iletişim becerisi yükseklerin. Bakın sosyoekonomik düzeyi iyi. Bunların hepsi anlaşılıyor da ya hocam diyorlar sunumlarda. Sosyoekonomik düzeyi iyi ne alaka? Sevgili gençler, bizim Tayfun Hoca var Üsküdar Üniversitesi'nde. Belki biliyorsunuz, tanıyorsunuz, duymuşsunuzdur. Pozitif psikolojiyle ilgileniyor. O bir seminerinde söylüyor. Şimdi diyor ki adamın diyor 50 tane evi var, 30 tane arabası var, ne bileyim 20 tane iş yeri var. Bir şey kayboldu mu, pandemide ikisi kapandı mı, ya da depremde biri yıkıldı mı falan, ya da bir kaza oldu mu, araba çarpıştı mı? Yani cana geleceğine, yok mala geleceğine, yok neydi ya, cana geleceğine mala gelsin diyor. Yani mal varlığı da, sahip olduklarını kaybetmek de psikolojik sağlamlığı ciddi anlamda etkiler. Yani o şey çok önemli sevgili gençler. O yüzden, ama düşünsenize şöyle, adamın 40 yıl çalışmış bir ev anca almış, ya da ne bileyim anca bir iş yeri kurmuş 30 yıllık birikimiyle. O sıkıntı yaşayınca adamı o ruh halinden çıkartmak, yani eski haline getirmek o kadar da kolay olmayacaktır. Yani kesinlikle sosyoekonomik düzeyi iyi olmak burada etkiliyor. Peki düşük insanlarda ne var? Düşük insanlara da bakmışlar. Aile ilişkileri, olumsuz ebeveyn tutumları, otoriter, koruyucu, ilgisiz olan kişilerin psikolojik sağlığı düşük çıkmış. Biz ne bekliyoruz burada? Demokratik. Yani herkesin söz sahibi olduğu ebeveyn tutumunu bekliyoruz. Sosyoekonomik düzeyi düşüklerin yine düşük çıkmış. Ebeveyn eğitim durumları düşüklerin, madde kullanan ya da kullanılan aileler, kronik ruhsal rahatsız olanlar, kalabalık ailelerde büyüyen, bunların psikolojik sağlamlığı düşük çıkmış. Şimdi sevgili gençler, genetik yönü yok mudur psikolojik sağlamlığın? Var. Bakın mutluluğun da genetik yönü var, biliyor musunuz? Happiness set point diye bir şey var. Şöyle ki sevgili gençler, şöyle insanlar yok mu etrafımızda? Ona Allah'tan belanı mı istiyorsun diyoruz mesela. Yani adamın her şeyi var, ne bu mutsuzluk? Bazen de şöyle yok mu? Adam işini kaybetmiş, o olmuş, bu olmuş. Cepte parası yok, adam seni güldürüyor, eğlendiriyor. İşte mutlu böyle insanlar yok mu mesela? Sana şey ya geçer dostum diyor falan. Mesela sen 20 milyar maaşlık adamsın. İşte 5 milyar kaybettin. Cebinde parası olmayan adam böyle keyifli sana espriler yapıyor. Ya bu nasıl oluyor? Sevgili gençler, happiness set point dediğimiz genetik faktörü var bu mutluluğun. Yani biz genetikle aslında kalıtımla bir mutluluk şeyimiz var, seviyemiz. Ama tabii psikolojik sağlamlık da böyle. Genetik özelliği olduğu kanıtlanmış. Ama sevgili gençler, büyük oranda geliştirilebilir. Yani nasıl bu ölçülüyor? Ön test, son test, deneysel çalışmalar yapıyorlar. Mesela psikolojik sağlamlığı düşük insanları Seligman tespit ediyor ölçeklerle. Daha sonra bunlara çalışmalar yapıyor psikolojik sağlamlıklarını arttırma yönelik. Sonra son testlerine bakıyor ve psikolojik sağlamlıklarını ciddi oranda arttırdığını görüyor. Mesela sadece genetik olsaydı mutlulukla ilgili çalışmazdık ki zaten, ya da ne bileyim psikolojik sağlamlıkla ilgili çalışmazdık ki. Düşünün, genetik, yani ne yaparsam yap değiştiremiyorum. Böyle bir şey olması mümkün değil, ama şunu da bilin istiyorum. Yani hocam ben ne yaparsam yapayım geçemeyeceğim de bir set point var genetikle getirdin. Yani bu işte hayatı çok olumsuz gidenlerin, mutlu olanların ya da çok olumlu gidip mutsuz olanların açıklaması da bu. Yani o genetik faktörler de var sevgili gençler. Peki bu dönemde biz ne yapmalıyız? Tabii bunları siz biliyorsunuz, ben hızlı geçeceğim. Gene bunları ben bulmadım tabii ki. Bunlar Amerika'da, Avrupa'da, yurt dışındaki araştırmalar sevgili gençler. Psikolojik sağlamlığı arttırma yolları diyebiliriz.
Bir, güvenilir bilgilere ulaşmak. Bakın, troll ordusu, troll diyorlar değil mi? Troller. İnternet, sosyal medya troll kaynıyor. Ve güvenilir bilgilere ulaşmak. Burada şimdi aşı döneminde kafamız karışabilir. Görüyoruz işte bilgileri. İşte daha önce hastalık geçirme, bulaşma döneminde yok. Eldiven tak yok. Yüzeyden falan. O marketler, yüzeyler hep yalanmış. Farkında mısın? Biz neler yaptık kendimize ilk zamanlar. Şimdi biz unuttuk o zamanları. Hatırlıyor musun? Kıyafetleri tamamen çıkartmalar, markette bir yere dokunmamalar, işte onlar bunlar. Daha sonra yüzeyden bulaşmadığı mesela ortaya çıktı gibi. O dönemde işte sevgili gençler, tabii bilim inceliyor bunları ama korku pompalayan gruplar var ciddi anlamda. O yüzden güvenilir bilgileri takip etmek önemli. Daha sonra sürekli salgınla ilgili haber izlememek lazım. Yani psikolojik sağlamlığı arttıran bir numaralı şeylerden biri de o dert neyse artık mesela. Mesela depremde de mesela deprem olduğunda o travma ekipleri hemen gidiyor ya, o ortamdan uzaklaştırıyor, oyunlar oynatıyor çocuklara, resimler çizdiriyor, müzikler, yani o gündemden uzaklaşmak çok önemli sevgili gençler. Bakın, bu gerçekliği kabul etmek, yaşantılara açık olmak, Rogers'ın ifadesi. Maslow Rogers'tan bilmeniz lazım bunu. Yaşantılara açık olma şu: gerçekliği çarpıtmama, kabul etme. Bakın, iki uç biz gerçekliği, yaşantılara kapalı ifade görüyoruz pandemide. Şimdi onu söyleyelim. Birinci uç şu: bana hiçbir şey olmaz kardeşim. Pandemi mandemi hikaye. Ben yakalanmam. Öyle bir şey yok. İkinci grupta şu sevgili gençler: öldük, bittik. Bu gitmeyecek, bitmeyecek. Bu iki grup işte yaşantılara kapalı, gerçekçi değil. Burada gerçekçi şu: risk var kardeşim. Bana bulaşabilir, aileme bulaşabilir, ölebiliriz. Ölenler var, tanıdıklarımız var. Etrafımızda çok ağır hasta geçirenler var. Riski bir kere kabul edeceğiz. Ne yaparsam yapayım bulaşabilir. Önlemlerimi alacağım ama yakalanma riskim var. Yani şey de, polyanacılık da iyi değil. Yani bitecek, gidecek, hiç yakalanmayacağız, ailem kimse etkilenmeyecek falan değil. Risk var, riski kabul edeceğiz. Ama süreci sağlıklı atlatabileceğimizin inancını da taşıyacağız. Yani bu zamana kadar ömür boyu süren bir pandemi olmamış. Bu da elbet bitecek diyeceğiz. Yaşantılara açık ifade kullanacağız. Danışanlarımıza da bunu yapacağız. Bakın, sosyal izolasyon, sosyal izolasyon. Niye var bu kavram? Niye kullanıldı? Sosyal izolasyon aslında fiziksel. Yani işte yakın durma, evine birini alma, yabancı birinin evine çok gitme. Yani bunu kastediyordu aslında izolasyon. Ama o sosyal izolasyonu yanlış anlaşıldı. Gerçekten sosyal izolasyona döndürdü insan. Bakıyorum, benim arkadaşlarım var gençler. Adam acayip sosyaldi pandemiden önce. Acayip sosyal, yani esprili gülü. Adam yok. Adamı kaybettik. Yani kendini çekti. Bazen işte arıyorum, yazıyorum, abi diyor bırak ya falan. Yani sosyal izolasyon dedik. Adam gerçekten sosyal izolasyona girdi. Yani muhabbeti kesti, espriyi kesti, görüşmeyi kesti. Sevgili gençler, burada önereceğimiz şu olmalı ailelerimize, gene tanıdıklarımıza. Aynı şekilde günler mi yapılıyordu, dedikodular mı yapılıyordu? Teknolojinin imkanlarıyla devam edilmeli sevgili gençler. İşte kahveler yapılmalı, işte o online, işte Zoom'lar, işte WhatsApp görüşmeli sohbetler, espriler. Yani o sosyal, fiziksel izolasyonu, mesafe dediğim şeyi sosyal izolasyona döndürmemeli. Gene izin zamanlarında park, bahçede sandalyeler mesafeli oturulup sohbet edilmeli. İnsanların bazıları bunu yapıyor ama bazıları bunu bıraktı sevgili gençler. Yani gerçekten kendini sosyal izolasyona kapatan durumlar var. Gene ev içinde keyifli aktiviteler, mizahın iyileştirici gücü, sana iyi gelen esprili şeyler. Bakın, yedinci maddeyi çok önemsiyorum. Orada duracağım biraz. Enerjiyi kontrol edebileceğimiz alanlara yönlendirmek. Sevgili gençler, çember çiziyorsunuz. Yani siz de çiziyorsunuz kendinize, ailenize, danışanlarınıza da çizdiriyorsunuz. Çemberin dışı, çember çiziyorsunuz. Çemberin içi kontrol edebildikleriniz. Yani sizin elinizde olanlar. Çemberin dışı da kontrol edemedikleriniz. Yani sizin elinizde olmayanlar. Sizin kontrolünüzde olmayanlar. Sevgili gençler, İstanbul'da gidiyorsun, trafik var. Ya onun stresiyle sabah işe giderken o trafiğin stresi bütün günün heba oluyor. Doğru mu? İşte bu ne biliyor musun? Kontrol edemeyeceği bir şeyin enerjisini yüklüyor. Trafiğin o enerjisini yüklüyor ve bütün gününü kötü hale getiriyor. Zaten senin kontrolünde değil ki. Yani o trafik seninle ilgili bir durum değil. Bu şey var ya, bankada mesela acelemiz vardır. Ulan hep beni mi bulur, hep sıra mıra. Onun enerjisiyle bütün günün kötü. Ya senin kontrolünde değil ki oradaki sıra. Sevgili gençler, burada da pandemide bunu nasıl yapıyoruz? Biz ya açıldı kapandı, hadi üniversite, hop o oldu bu oldu. Nerede sınavlar, online, iş yeri, o bu. Ya benim kontrolümde olmayan şeylere kafa yormaktan stres katsayımı arttırıyorum. Neyi kontrol edebilirim ben bu dönemde? Senin kontrolünde ne var? En son bununla ilgili de bir tweet attım. Kontrol edebildiklerimiz diye.
Uyku düzenimiz var, beslenme düzenimiz var, zaman yönetimimiz, çalışma düzenimiz, boş vakitlerimizde ne yapacağımız. Bunlar bizim kontrol alanımızda olanlar, bunlar enerjimizi bunlara yöneltmekte fayda var. Gene gevşeme nefes egzersizleri sevgili gençler, bakın bunu internette, YouTube'da da var, öğrenebilirsiniz taktiklerini, nasıl yapacağız, nasıl uygulayacağız. Gevşeme nefes egzersizi çalışmaları, günde en az 10 dakika kendimiz için de bir odaya kapanıyoruz sessizce ve bunu mutlaka yapmamız lazım. Gene fiziksel egzersiz, spor çok iyi. Sevgili gençler bakın, ona şunu diyeceğim ben. Atıyorum Aleyna Nur, senin hobin var. O hobini yap diyor zaten. Psikolojik sağlamda iyi geliyor diyor yani hobini gerçekleştirmek. Ama burada kastettiği ne biliyor musunuz? Bu nöro, yani biyolojik bir araştırma. Beyinle nöropsikolojinin bir araştırması bu. Yepyeni sıfırdan bir hobi edindiğin zaman beynin bir yerini çalıştırıyormuş ve diğer o kaygı yaratan, işte depresyona sebep olan yeri tetikliyormuş, biliyor musun? Yani düşürüyormuş, etkiliyormuş. Yani direkt beyinsel bir çalışma bu. Tam şimdi tabii detaylı özetleyemedim size. Sinan Can Hoca'nın gene Üsküdar Üniversitesi'nde nöropsikoloji alanı ile ilgileniyor. Sevgili gençler, diyor ki sıfırdan yeni hobi. Yani Aleyna Nur bugüne kadar hiç yapmadığı bir şey. Yani hobisini zaten yapsın. Ben ama ayrı bir şey söylüyorum size. Yani hiç yapmadığın sıfırdan yeni bir şey. Ben bunu söylerken bir grupta hocam kalimbaya başladım dedi. Kalimba varmış. İşte basıyormuşsun böyle falan. Hocam acayip iyi. Oğlunu çalmaya başladıktan sonra acayip iyiyim diyor. Demek ki buymuş diyor işte. Yani sıfırdan, o güne kadar hiç denememiştim diyor. Sıfırdan sevgili gençler, bu okumak olur, yazmak olur, şiir kitabı, defter kitabı, bir yeni bir müzik aleti. Bunu da yapmak lazım. 11. madde çok önemli. Aile ve sevdiklerimizle vakit geçirmek. Şimdi ben bunu söyleyince hocam daha zaten ne vakit geçireceğiz? Hayatımız kaymış aileyle vakit geçirmekten, affedersin diyorlar. Şimdi sevgili gençler, burada kastettiğimiz aile ve sevdiklerimizle vakit geçirme o değil. Yani sen geç telefonunu ele al, o televizyonda, o Instagram'da, o Twitter'da, o odada, herkes kendi halinde. Burada kastettiğimiz sevgili gençler, belki de hayatının hiçbir anında bir daha bu kadar ailenle bir arada olamayacaksın. Yani iş, hayat. Burada kastettiğimiz işte duyguları konuşmak, çocukluğu konuşmak, eski fotoğraflara bakmak, işte beraber film izleyip bunu yorumlamak, beraber kitap okuyup mesela rutinler oluşturmak. Kitap analiz günleri, film analiz günleri, ailecek, işte oyunlar oynamak, aile üyeleri bir araya gelecek. Yani hiç unutamayacağımız anılar biriktirmek. Mesela işte pandemi bitecek ya, sonra herkes işine gücüne bakacak, evlenecek, o olacak, bu olacak, işte ne bileyim belki yurt dışına gidecek, belki başka bir şehre çalışmaya gidecek. İşte pandemi döneminde ailenle geçirdiğin vakitleri hatırlayabileceğin anılar biriktirmek. Biz öyle yapmıyoruz ki, biz birbirimize düşman gibi. O ona gerilmiş, o ona evden kovmaya çalışıyor. Sevgili gençler, böyle de bir ortam var, güzel anılar biriktirmemiz lazım. Bakın, duygu düşüncelerimizi paylaşmamız lazım. Arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle, ailemizle. Yani kötüysem ben kötüyüm, iyi değilim, bıktım bu falan. Mesela şimdi demiyor musunuz arayıp arkadaşınızı? Rahatlatmıyor mu sizi? Ben vallahi arıyorum arkadaşlarımı. Tabii ben biraz da psikolojiyle ilgili mi? Ben bilerek yapıyorum. Onların haberi de yok. Ben onları yüklüyorum aslında gibi oluyor ama yapacak bir şey yok. Diyorum ki bıktım abi diyorum, rezalet diyorum falan filan. Adam diyor, o da bıktım mıktım diyor. Biz yarım saat bıktım mıktım konuşuyoruz. Bunu paylaşmak lazım. Ama burada çocuklar, sevgili gençler, 10 yaş altı çocuk grubuyla çalışacak olanlar, özellikle ilkokul grubuyla çalışanlar ya da çalışacak olanlar, çocuklar kaygı duygularını çok belli edemiyorlar, yetişkin gibi söyleyemiyorlar. Onların davranışları çok iyi gözlemlenmeli, aileye bu öneriyi getirmeliyiz. Yani sevgili gençler, kaygı tepkileri çocukta, şimdi en büyük hata ne biliyor musunuz? Sanıyor ki bu pandemi çocuk etkilenmiyor, 6-7 yaş, ne anlar pandemiden? Yanında haberleri izliyor, pandemi, ölümleri konuşuyor, o bu. Her şeyi anlıyor, biliyor musunuz? Her şeyi anlıyor. Ne yapmıyor? Anne ben korkuyorum, anne sana bir şey olmasından korkuyorum demediği için. Çocuk ya, o kendi diyor ya mesela, ölmekten korkuyorum, anneme bulaştırmaktan korkuyorum diyor yetişkin. Ama çocuk bunu demediği için sanıyor ki o dünyadan haberi yok. Çocuk o kaygı tepkileri nasıl ortaya çıkıyor? Bir sürü tepki var ama bir araştırma sonucu en meşhur 3 çocuk kaygı tepkisini söylüyorum şimdi size. Birinci sırada ne çıkmış biliyor musunuz? Saldırgan davranışlar. Yani öfke, agresif, çocuk böyle sinirli hareketler sergilemesi çok kaygı tepkileri olarak gözlemleyebiliriz. Hocam çocuk zaten hep böyle, bizimki sinirli, öfkeli. Onu kastetmiyorum ben şimdi. Şöyle düşünün. Pandemiden önce çocuğunuzun tepkilerini biliyorsunuz. Bu pandemiden sonra değişmeler var. İşte bu saldırgan tavırları olabilir. İki,
eski çocuk bebek günlerine dönüş. Mesela pandemiden önce kendi yemeğini yiyordu, yatağında yatıyordu falan. Mesela pandemiden sonra senin yanında yatmak istiyor. İşte bana yemek yedir diyor. Böyle sanki böyle 2-3 yaş küçülmüş gibi böyle ilgi bekleyen bebek hareketler. Bunlar gene kaygı belirtileri çocuklarda. Bir de dikkat eksikliği. Yani dikkatini bir şeye toparlayamamak, oyundan oyuna zıplamak, çizgi filme oturup eskiden bir iki saat izliyordu belki. Ama şimdi böyle yarım saat izliyor, 10 dakika izliyor, daralıyor, bunalıyor gibi. Sevgili gençler, bunlar da çocuklarda kaygı belirtileri. Uzmana başvurmaktan çekinmiyoruz. Günlük rutinler, planlar oluşturuyoruz. Olumlu geleceği hayal ediyoruz. Sevgili gençler, çözüm odaklı psikolojik danışma tabii bunu çok söyler. Pandemi sonrasını hayal etmekte var. Yani pandemi bittikten sonra ne yapacaksınız? Şu an mesela pandemi tamamen ortadan kalktı. İşte seni nasıl bir hayat bekliyor? Planların neler? Neler yapmak istiyorsun? Bunları düşünmekte fayda var. Evet, hemen kendinizi ölçün bakalım sevgili gençler, hızlıca. 6 soru var, çok kısa. 1 hiç uygun değil, 5 tamamen uyguna göre. Bunları bir işaretleyin. Yalnız şöyle yapıyorsunuz. 1, 3 ve 6'yı direkt işaretlediğiniz puanı toplayacaksınız. Tamam mı? Yani mesela sıkıntılı zamanlardan sonra kendimi çabucak toparlayabilirim. Uygun. 4. 4 puan diyeceğim. Stresli olayların üstesinden gelmekte güçlük çekerim. Uygun değil. Dedim ya mesela. 2 dedim değil mi? Onu 4 olarak puanlayacaksınız. Yani 2, 4 ve 6. maddeleri, bakın yanında yıldız var. 2, 4 ve 6. maddeleri ne veriyorsanız tersine puanlayacaksınız. Yani 1 diyorsanız 5 puanlayacaksınız. 2 diyorsanız 4 puanlayacaksınız. 3 diyorsanız sabit. Ya da 2'ye 4 derseniz, mesela uygun diyorsanız 2'ye, onu da tersine 2 toplayacaksınız. 5 diyorsanız 1 toplayacaksınız. Bir toplayın bakalım puanınızı. Tekrar söylüyorum, siz toplarken 1, 3 ve 6'yı işaretlediğiniz gibi toplayın. Yani direkt ne işaretlediyseniz öyle toplayın. 2, 4 ve 6'yı, pardon, 1, 3, 5'i olduğu gibi kodlayın. 2, 4 ve 6'yı tersten kodlayın. 1'i işaretlediyseniz 5 puan olarak hesaplayın. 2'yi işaretlediyseniz 4 puan olarak hesaplayın. 3 sabit kalır. 4'ü işaretlediyseniz 2 puan, 5'i işaretlediyseniz 1 puan. 2, 4 ve 6'yı tersine çevirin sevgili gençler, puanlarınızı toplarken. Bakın bu ölçekten maksimum kaç puan alabilirsiniz? Maksimum 30 puan. Maksimum alacağınız puan bu. Minimum kaç puan alabilirsiniz? 6 puan. Sevgili gençler, 30 ile 6'yı topla. 36, 2'ye böl 18. Bu ölçeğin ortalama kesme puanı 18. 18'in 6 artık psikolojik sağlamlığın düşmeye başladığını gösterirken, düşük olduğunu, 18'in üstü de psikolojik sağlamlığınızın yüksek olduğunu gösterecek sevgili gençler. Aleyna Nur, kaç puanın var? 25 oldu hocam. 25 güzel bir puan. 25 psikolojik sağlamlığın yüksek olduğunu gösteriyor. Bu tabii kısa bir ölçek. Uzun psikolojik sağlamlık ölçekleri de var ama ortaokul grubuna, lise grubuna, yetişkin grubuna hızlıca uygulanabilecek bir ölçek. Tayfun Doğan Hoca'nın Türkçe uyarladığı kısa psikolojik sağlamlık ölçeği sevgili gençler. Şimdi bu buluşmalarda mesela ben seminerleri verirken yüz yüze, bu toplantıdan evinize ne götüreceksiniz diyorum. Şu an herkes evinde zaten, cebinizde ne götüreceksiniz diyelim. Sevgili gençler, bir zaman yaklaşık 1,5 saat oldu tabii. Bir zaman harcanıyor burada. Bakın bir kafe var. Bunun videosu da var YouTube'da falan. Belki denk gelmiştir. Avusturya'da olması lazım. Kafede her şey ücretsiz, tamam mı gençler? Kafede çay, kahve, kekmek, her şey ücretsiz. Neye para ödüyorsunuz o kafede? Zamana. Kapıya yazmış kafe sahibi, zamandan daha değerli bir şey yoktur diye. İçeride kaldığın sürenin parası var. Mesela bir dakika başı bir süre var. Ve diyor ki yani burada yediğin içtiğin hiçbir şey zamanla, yani zaman hiçbir şey, yani hiçbir şey onun kadar değerli değil. Sevgili gençler, 1,5 saattir burada dinliyorsunuz. Birazdan sorulara da bakacağız ama şunu diyorum. Bir zaman harcadınız. Yani burada bir zaman harcadınız. O yüzden umarım bir şeyler edinmişsiniz. Yani umarım faydalı olmuştur. Bu beni zaten mutlu eder. Yoksa bir sürü seminerlere katılıyorsunuz. İşte dersler, kitaplar okuyorsunuz zaten. Sevgili gençler, ama bir zaman harcıyorsak bu zamanında, mesela bazen demiyor musunuz ben nereden izledim bu filmi falan, boşuna gitti 2 saatim, üzülüyorsun, neler yapardım ben bu 2 saatte, işte öyle bir seminer olmamıştır umarım diyorum, keyif almışsınızdır diyorum, hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Trakya
öğrencileri ve değerli hocama, beni davet eden topluluğa çok teşekkürlerimi sunarak ben bitirdim. Yani kendi adımaki kısmı bitirdim. Bundan sonra sohbet edeceğiz elbette. Şimdi göremediğim, bak Funda'yı gördüm hemen, Fatma Gül'ü gördüm, Elif Nur'u gördüm, Ceren'i gördüm. Hocam yanda, çok teşekkür ederim. Evet, yanda çıkmıyordu. O yüzden burada değerli hocalarımı, arkadaşlarımı da gördük. Çok benden keyifli. Bu kadar. Çıkmış. Ceren nasıldı? Çok keyifliydi hocam. Ben kendi adıma ve eminim herkes de o şekilde düşünüyordu. Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ olun. Şimdi izninizle ben birkaç soru yönelteceğim size katılımcılarımızdan gelen. Çocuklarda psikolojik dayanıklılık, sağlamlık süreçlerinde nelere bakabiliriz? Problem çözme becerileri, oyuncak kavgası, oyuncak paylaşma gibi, iletişim, empati, yardım alabilme, öz bakım becerileri gibi konularda çocukları gözlemlemek psikolojik sağlamlıklar adına bilgi edinmemize yardımcı olur mu? Yoksa psikolojik esneklik olarak çocuklar farklı alt başlıklar altında mı incelemeliyiz? Ve okul öncesi olarak eklememi rica etmiş. Evet. Okul öncesi grupta da aynı yetişkin gibi düşünebiliriz psikolojik sağlamlığı. Mesela ama tabii onun yaşadığı sorunlar farklı. Ne? Arkadaşıyla kavga ediyor, doğru mu? Mesela eve geliyor, işte arkadaşıyla tartışıyor. Ya da ne bileyim öğretmeni bir şey söylüyor, üzülüyor. İşte eve geliyor, okulda bir olay yaşıyor, bir daha okula gitmek istemiyor. Bakın çocuk bir gün sonra hemen okula gidiyor, atıyorum bir çocuk. Yani çabucak işte psikolojik sağlamlık bu zaten hani. Kimi çocuklara da bakıyorsunuz, bir daha okula gitmek istemiyor, o arkadaşıyla yaşadığı kavganın ya da öğretmenine içerlemesi uzun sürüyor. Yani çocuklarda da aynı yetişkin gibi yaşadığı bir sıkıntıdan hızlıca kendini toparlayıp çıkabiliyor mu? Ya da ondaki o olumsuz etkisi, ruh sağlığı, psikolojik etkisi uzun sürüyor mu? Dediğim gibi çocuklar bunu ifade etmeyecek. Biz çocukların tarzından, davranışlarından bu kaygı belirtilerini anlayacağız. Yani olaylar karşısında mesela gelip bir keyifsizliğinden işte efendime söyleyeyim eski keyif aldığı aktivitelerden keyif almamasından, mutsuz olmasından, saldırgan olmasından, çocuk gibi davranmasından anlayacağız bunları. Sevgili gençler ama çocuklarla çalışmak biraz daha farklı. Yani şunu diyeceğim, şimdi Seda hocam da katılır bana, bu PDR lisanslı aldığımız eğitimlerle çocuklarla çalışmak çok kolay olmuyor. Yani ekstra mutlaka sertifika eğitimler almak gerekiyor. Çünkü biz daha çok açıkçası bizim müfredat, içerik daha çok yetişkin, ortaokul, lise grubuna gibi. Yani şimdi psikolojik danışma kuramları görüyoruz. Psikolojik danışma ilke teknikleri dersi görüyoruz. Mesleki rehberlik görüyoruz. İşte ama daha çok böyle şey gibi görüyoruz açıkçası. Ortaokul, lise grubuyla danışma yapacak gibi görüyoruz. Ama çocuklarla oturtup terapi de yapamıyoruz hani danışma anlamında. Bu noktada işte oyun terapisi, resim çizme, çocuk objektif testleri, bu eğitimler çok önemli. Eğer çocuk grubuyla çalışmayı düşünüyorsanız ben size söyleyeyim, mutlaka kendinizi eğitimlerle yetiştirmeniz lazım. Çünkü bu edindiğiniz bu psikolojik danışma eğitimleri var ya, işte çocuğa onlar işlemiyor sevgili gençler. Bakın kum terapisi diye bir şey var. Bizim burada bir hoca yapıyor. Bir araştırın, inanılmaz etkilendim. Kumların üstünde oyuncakları diziyor. Sonra çocuklar bu oyuncakları bir yerlere yerleştiriyor ve o yerleştirdiği mesela aslanı bir yere koyması, işte ne bileyim orada koyunu bir yere koyması, hepsinin bir anlamı var. Jung'un kolektif bilinçaltı, işte Freud'un bilinçaltından kum terapisi diye bir şey. Bunun eğitimleri var. Bu tarz enteresan, yani çocukla çalışmak için diyorum. Böyle güzel eğitimler var. Bunları da takip edebilirsiniz sevgili gençler. Evet hocam, bir başka sorumuz da sınav sürecinde psikolojik sağlamlık nasıl artırılır? Yani aslında psikolojik sağlamlılığı şey gibi düşünmemek lazım. Yani aynı işte pandemi döneminde psikolojik sağlamlık nasıl arttırılır falan dedik. Ben size şöyle aslında özetleyeyim. Siz psikolojik sağlamlığın nasıl arttırılması gerektiğine dair şey almanız lazım. Doğru mu? Yani hocam literatürü ben okurum zaten. Psikolojik sağlamlığı öğrenim ama bunu uygulamalar, yani neler yapılabilir? Sevgili gençler hemen söylüyorum. 201 pozitif psikoloji uygulaması. Kitabın ismi bu. Frederick Benlich. Ben daha sonra Ceren'le şeyi de paylaşırım. Toplulukta, yani resmini de paylaşırım kitabın. Şimdi buralardaydı ama yerlere gitti o kitap. Psikolojik sağlamlık. Evet, o kitabın paylaşımını yaparsın. Şimdi bu Hollandalı yazar pozitif psikolojiyle ilgileniyor. Bu direkt kitabı, benim elime geçti bu kitap. Bu kitapta direkt şey yok. Yani literatür bilgisi gibi böyle değil. Direkt uygulama, yani 201 tane uygulama yazmış. Psikolojik sağlamlığı, pozitif psikoloji arttırmaya yönelik sevgili gençler.
İşte burada mesela grupla yapılacak uygulamalar var sınıfta. Kendi bireysel yapacağınız uygulamalar var. Mesela bu tarz uygulama kitaplar çok yardımcı olabiliyor sevgili gençler. Orada direkt uygulama şeklinde, yani çok fazla uygulama var, onu demek istiyorum. Yani pozitif psikoloji, psikolojik sağlamlığı arttırma yönelik çok uygulama var. Siz direkt bu tarz uygulama kitabı, işte o kitabı edinirseniz o bayağı sizin işinize yarayacaktır. Onu da paylaşırız gene resmini. Çok teşekkür ederiz. Bir de diğer sorumuz da stresle baş edememek, başımıza gelen olayların etkisinden kolayca çıkamamak güçsüzlük müdür? Bunları ne olunca aştığımızı daha iyi anlarız. Aynı işte sunumda aslında bahsettiğimiz sorular gelmiş. Şimdi sevgili gençler, ne dedik? Stresle baş edememek, stresli olaylarla baş edememek psikolojik güçsüzlük müdür? Ne dedik başta? Kesinlikle değildir. Stresli anlar her şey güllük gülistanlık değil. Yani psikolojik olarak güçsüz olmak, ruh sağlığı bu değil. Normal durumlarda anormal tepkiler. Bakın yani durup dururken düşmek, efendime söyleyeyim, yersiz nedensiz korkular. Böyle şey oluyor yani, hiçbir şey yok, her şey yolundayken panik atak geçiriyorsun. İşte her an kötü bir telefon alacakmış gibi hissediyorsun. Burada sıkıntı var ama işte ne bileyim, salgın sürecidir, işte olumsuz hayat koşullarıdır. Mesela şu an üniversiteye giremiyorsunuz, eve kapandınız, o bu. Şimdi yaşayacağınız kaygıya ben size nasıl psikolojik olarak güçsüz diyebilirim ki mesela? Yani burada neye kriter alacağız biz? Buradaki kriterimiz şu olacak sevgili gençler, derecesi yani. Onu da söyledik işte, artık ödevlerini, iş hayatını, aile hayatını, okul hayatını, notlarını etkileyecek pozisyona geldiyse bu durum, sevgili gençler, bir yardım almakta fayda var. Hocam son bir soru olarak da sınav sürecinde psikolojik sağlamlığı nasıl, pardon yanlış oldu, psikolojik sağlığı arttırmada en etkili kuram hangisidir? Psikolojik sağlamlığı arttırmada en etkili kuram tabii ki pozitif psikoterapidir sevgili gençler, kendi kavramı olduğu için. Bakın pozitif psikoterapi eğitimleri başladı. Türkiye'de de uygulanıyor, yani veren hocalar var. Daha çok yaygın değil ama bu kuram Amerika'da çok tuttu. Ben size söyleyeyim, çözüm adaklı psikolojik danışma benim doktora alanım. O da mesela. Bunların tutma sebebi de biraz şu, kısa sürede hızlıca probleme çok odaklanmadan olumlu geleceğe bakıyorlar ya. Yani Amerika'da biliyorsunuz bu sağlık sektörü çok pahalı. Bu pandemide de öğrendiniz onu. Ve şeyde de var ama, ruh sağlığında aynı sağlık hizmeti gibi düşünüp ona da sigorta ödüyorlar, biliyor musun? Mesela biz nasıl gidiyoruz? İşte hastalanıyoruz, işte devlet sigortası. Orada ruh sağlığı konusunda Amerika'da sigortalar var ve sigorta şirketleri aynı araba sigortası gibi düşünün. Mesela işte diyor ya, mesela benim yerimde şu sigortayı yaparsam ben arabanı tamir ederim diyor. Mesela Aksa sigorta olursa diyor mesela araba firması. Onun gibi düşünün. Orada sigorta şirketleri şey diyormuş, mesela çözüm odaklı terapiste ya da pozitif psikoterapiste gidersen öderim. Niye bunu diyor? Çünkü kısa ya, hani iki seans, üç seansta hızlı bir şekilde hallediyor ya, diğer seanslar uzun sürüyor diyor. O yüzden bakın, bizim buraya kim geliyor biliyor musunuz Türkiye'ye? Amerika'da kim popüler oluyorsa, kim yaygın oluyorsa ilk başta orada, o terapiler. Ben size diyeyim ki 400-500 tane terapi var biliyor musunuz? Şu an hali hazırda dünyada uygulanan. Bizim mesela o, biz neyi görüyoruz hep? Freud'dur, Gestalt'tır, BDT'dir, akılcı duygusaldır, gerçekliktir. Bakın bunlar sadece bazıları. Amerika'da, Avrupa'da şu an uygulanan 490 küsür de en son sayısı artmıştır. Kur'an var, terapi yöntemi var. Şunu demek istiyorum. Ne zamanki Amerika'da popülerleşiyor, hani uygulama, bilim insanları uyguluyor, makaleler ortaya çıkıyor. Bizim bilim insanları da orada ne yapıyor? Gidiyor onun eğitimini alıyor. Mesela Hakan Türkçapar örneği gibi düşünebiliriz. Amerika'ya gidiyor, Amerika'da bulunuyor, onun eğitimini alıyor. Sonra geliyor Türkiye'de, yani o, bakın o uygulayıcı değil. Seni uygulayıcı yapma yetkisini alabilmek işte. Bunun için Amerika'da bulunmak lazım. Ben şimdi size bir kariyer planı, yani biraz zor görünse de bir ekstra bir kariyer planı söyleyeyim bununla ilgili. Mesela bir şekilde yurt dışına kapağı attınız. Avrupa'ya ya da Amerika'ya, tamam mı? Yani bir burs buldunuz, bir şey oldu, gittiniz. Orada geçirdiğiniz süre içinde mutlaka bir terapi, bakın Türkiye'de olmayan, Türkiye'de uygulanmayan bir terapi yakalıyorsunuz. Amerika'da yakalama ihtimaliniz daha yüksek, Avrupa'da da yakalayabilirsiniz. Bu terapinin uygulayıcısı değil. Ben Türkiye'de uygulayıcı yapacağım şekilde süpervizör sertifikasını alıyorsunuz. Ve oradaki işiniz bitip Türkiye'ye döndüğünüzde paraları götürüyorsunuz. Niye? Çünkü
Şöyle, Funda tek kişi burada bu alanda. O alanda bir kitap yazıyor hemen. İlk zaten o hocalar kitap yazarlar. Mesela BDT ile ilgili kitap yazar, işte bütüncül terapi ile ilgili. Sonra o alanın sahibi olur direkt zaten. Funda Türkiye'de o kuramın temsilcisi olacak çünkü. O kitabı alacak, o sertifikaya sahip tek kişi. Sonra ne yapacak? Okan'ı, işte Fatma'yı, Elif Nur'u yetiştirecek. Bizi uygulayıcı yapacak gibi düşün. Bakıyoruz şimdi terapi şeylerine, 8 milyar 10 milyardan başlıyor modülü modülü sevgili gençler. Yılda, yani artık parayı da size hesaplayın. Yılda şu kadar eğitim açsa, şöyle olsa, böyle olsa. Yani sevgili gençler, Amerika'da bu tarz kuram terapi eğitimleri alıp Türkiye'de bize de öğretebilirsin. Ya ben ne mutlu, bir öğrencim gelse keşke bana sevgili gençler yeni bir terapi eğitimi öğrense, sonra gelse bana anlatsa. Müthiş keyifli olur diyorum. Teşekkürler hocam. Bir sorumuz daha var. Farkındalık ile psikolojik sağlamlık arasında bir ilişki var mıdır? Varsa nasıldır? Aslında size bir şey diyeyim mi? Psikoterapi, yani psikolojik danışma eşittir farkındalık. Benim Mustafa Koç, Düzce Üniversitesi'nden profesör doktor hocam, danışman hocam, doktora da şimdi Düzce Üniversitesi'nde dekan. O derdi psikolojik danışma eşittir farkındalık. Yani siz çözüm odaklı ve pozitif psikoterapi de buna inanıyor aslında. Yani şunu demek istiyorum sevgili gençler. Freud da o. Freud diyordu. Sen hastasın. Ben seni iyileştireceğim. Doğru mu? Sen bilinçaltını ortaya çıkaramazsın. Sen rüyalarını ben analiz edebilirim ki sen anca iyileşebilirsin. Onun dışında gördüğünüz BDT olsun, insancıl yaklaşım olsun, çözüm odaklı olsun, gestalt olsun. Hep yol arkadaşlığı gibi bakmadım. Yani ben uzman değilim. Ben hastayım. Sen bana anlatmazsan, sen kendini açmazsan benim sana bir faydam yok. Biz şu an gördüğümüz o empatiler, koşulsuz saygılar, koşulsuz kabuller, yansıtmalar, içerik, duygu hepsi farkındalık için, biliyor musunuz? Yani ya ne yapıyoruz ki hocam biz diyor. O bir şey söyleyecek danışan. Sen ona onun söylediğine empati, içerik, duygu yansıtma yapacaksın. Bir şey mi yaptım? Yok, ama farkındalık işte. Yani psikoterapi eşittir, psikolojik danışma farkındalık. Kişinin yaşadığı duygularla ilgili, yaşadığı sorunlarla ilgili. Bakın, o zaten size gelmeden önce bir sürü yol denedi. Sen başın ağrınca hemen doktora mı gidiyorsun? Yok, ilaç içiyorsun, işte bir ne bileyim bir şey yapıyorsun falan. Geçmezse doktora gidiyorsun. Bir de baş ağrısını geç, o fizyolojik ruh sağlığına adam ne? 10 yıl aynı şeyi çekmiş, gitmemiş insanlar var. Yani ruh sağlığında iş daha da uzuyor. Baş ağrısını 3 gün çekersin. Adam ruh sağlığını 5 yıl çekiyor, 10 yıl çekiyor. Yani şunu demek istiyorum. Adam şöyle düşünsene, ay benim depresyon, hemen terapiye gideyim falan. Ya adam oradan çıkmak için neler yapıyor? Bir sürü uğraşlar veriyor. Sevgili gençler, zaten bir sürü çözüm yolu denemiş. Burada işlemeyen çözüm yollarını fark ettirmek lazım. Farkındalık kazandırmak lazım. Burada sevgili gençler, danışanlara diyorum ben. Yani bir tek psikolojik sağlamlık farkındalık değil diyorum. Terapi eşittir farkındalık. Tamamdır hocam. Pozitif psikoterapiye giriş niteliğinde önereceğiniz bir kitap var mı? Evet. Pozitif psikoloji kitabını, 201 pozitif psikoloji uygulaması kitabını yollayacağım ben size Ceren. Tamam. O kitabı öneriyorum. Ayrıyetten tabii ki kendi kitaplarımı da öneriyorum sevgili gençler. Ergenlerde özgüven ve çözüm odaklı psikolojik danışma. Niye öneriyorum? Çünkü direkt uygulamalı bir kitap. Sevgili gençler, ergenlerde özgüveni arttırmaya yönelik 6 seanslık bir oturum var orada. Ve bu 6 seanslık oturumda oturum ne yapmanız gerektiği yazıyor. Ve ekleri de var, yani hangi formları uygulayacaksınız, ne yapacaksınız. Yani size bir yol haritası çiziyor. Teorik yanını anlatan Deniz. Yani teorik yanıyla ben çok ilgilenmiyorum. Niye? İnternete psikolojik sağlamlık yazıyoruz, çıkıyor. Anladın mı? Hani yani... Psikolojik sağlamlıkla ilgili çok fazla bilgi edinebiliyoruz teorik anlamda. Uygulama daha değerli, ama teorik anlamda derseniz slaytı paylaşırım elbette. Teorik anlamda Şerife Hoca, bizim Gazi Üniversitesi'nde sevgili gençler, Profesör Doktor Şerife Hoca'yı kesinlikle takip etmeniz, psikolojik sağlamlığın kendini toparlama gücü olarak söylüyor. Psikolojik sağlamlık olarak söylemiyor. Şerife Hoca'nın yayınlarını, makalelerini, kitaplarını incelemenizde fayda var. Deniz, Şerife Hoca'ya mutlaka bak. Gazi Üniversitesi Profesör Doktor. Bu alanda makaleleri, kitapları var. Sevgili gençler, onun dışında Ergenlerde Özgüven Çözüm Odaklı Danışma, Nobel Yayın Evi, şahsımın kitabı. Diğeri de Yaşam Dönemleri ve Uyum Sorunları. Bunun tabii dersini gördünüz, görüyorsunuz, ama
Sevgili gençler, burada bir tık daha bu kitapta Zeynep Hoca da bölüm yazarı zaten bu kitapta sevgili gençler. Bir kitapta daha bir tık daha basit olmaya çalıştık biz. Yani bunun eşdeğeri kitaplar var ama onlara nazaran bir tık daha basit davranmaya çalıştık. Öyle söyleyeyim. Ona da bakabilirsiniz ama o biraz daha ders kitabı ama diğeri Ergenlerde Özgüven ve Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma direkt sahada ortaokul ve lise öğrencileriyle çalışmanız için sevgili gençler daha aktif bir kitap olur diyorum. Ben çok Karakter Güçleri ve Erdemler kitabı geldi Görkbek'ten tavsiye. Gençler yani çok enerjik oldu. Yani sizin enerjiniz bana da yansıdı. Güzel bir akşamdı. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Verimli olduysa ne mutlu. Seda Hocama çok teşekkür ediyorum. Öncelikle siz değerli Trakya PDR öğrencilerine çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda yüz yüze diyelim buluşmak ümidiyle. Ereğli, Karadeniz, Zonguldak, Karadeniz Ereğli ilçesi, deniz kenarı, sahil kasabası sevgili gençler. Küçük, güzel bir sahil kasabası. Nur iyi bilir. Benim öğrencim o da burada görüyorum. Nur güzel değil mi Ereğli? Güzel hocam, kendi halinde. Evet, kendi yer. Halinde. Aynen. Güzel bir deniz kasabası, deniz şehri yani. Ben seviyorum. Yolunuz düşerse her zaman bekleriz Zonguldak, Karadeniz Ereğli'ye diyorum. Size de bekleriz. Aynen, üniversitemize de, bölümümüze de bekleriz. Seda hocam. Ben bir şeyler söylemek buyurun, istiyorum. Buyurun, buyurun hocam. Siz son slide'da dediniz ya cebinizi de koyup götürürsünüz diye. Evet. Ben cebime uçak bileti koydum. Pandemi bitince Rosetta'ya gitmek istiyorum. Rosetta yolculuğu başlasın hocam. Evet. Zaten hepimizin bir yerlere gitme isteği var. Evet. Ama Rosetta o şeyi kaybetmiş hocam. Wolf Rosetta'yı yazdığında 1800'lü yıllar tabii. Aynen. Şimdi bambaşka bir şehir olmuş. Resimleri var. Evet. Şimdi böyle gene çok şirin bir sahil kasabası ama yani o şeyi kaybetmiş. Aynen, o 50 kişi eski görüntüleri var. 40 kişi bir evde yemek yiyorlar. 40 kişi. Ama işte o sosyalleşme, o kafaya takmama, o yardımlaşma. Bakın ben şunu söylemeyi unuttum hocam. Şimdi Seda hocam araya girince müthiş oldu. Bir numaralı psikolojik sağlamanın bir numaralı şeyi ne çıkmış biliyor musunuz araştırmalarda? Bir numaralı psikolojik sağlamada algılanan sosyal destek. Yani o kadar çok araştırma var ki yani arkanda birilerinin olduğu, sen düştüğünde işte sana destek olacak, seni motive edecek bir ailenin olduğunu, yalnız olmadığını, arkadaşların olduğunu bilmek psikolojik sağlamlığı çok ciddi anlamda, yani o ruh halinizden çıkışınızı çok ciddi anlamda etkiliyor. Rosetta'ya bir uçak bileti hocam. İnşallah. İtalya turu iyi gider artık bu pandemi. Aynen, aynen. Çok teşekkürler. Ben abi. Teşekkür ederim hocam. Enerjiniz çok yüksekti. Çok güzel. Keyifle dinledim ben. Çok sağ olun. Teşekkür Siz sağ ederim. Sağ ol hocam. Ben teşekkür ederim. Organize eden arkadaşlara da çok teşekkürler. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz. Organize eden arkadaşlara da. Artık ilk oldu, son olmasın diyelim. Yeni buluşmalarda. Evet, görüşmek üzere sevgili gençler. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Sağ olsun herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.